Hadi para sayalım. Para saymayı kim sevmez ki? Burada 6 tane madeni para var. Hepsi Türkiye'ye ait madeni paralar. Evet, bu örnekte hepinizin bildiği madeni paraları kullanacağız ama biraz daha ilginç olsun diye en sık karşılaştığımız 1 lira ve 50 kuruş yerine daha küçük madeni paraları seçtik. Bu nedir? Tanıyabildiniz mi? Bu para 1 liranın dörtte biri olan 25 kuruştur. Bu da başka bir 25 kuruş. Burada farklı bir para var diye düşünüyor olabilirsiniz ama bu 25 kuruşun diğer tarafı. Yani evet bu da bir 25 kuruş. Böylece elimizde 3 tane 25 kuruş olduğunu bulduk. Peki 3 tane 25 kuruş kaç para eder? 25 artı 25 50 eder. 50 artı 25 ise 75. Evet. Bu 3 madeni para 75 kuruş ediyor. Ve unutmayın, 100 kuruş 1 lira ettiğine göre 3 tane 25 kuruşun değeri 1 liradan azdır. Ama daha bitmedi. Burada bir tane 5 kuruş görüyorum ve bir tane daha. Bu da 5 kuruş. Farklı görünüyorlar ama aslında aynılar. Birisi yazı, diğer tarafı tura. Onun için farklılar ama bizi kandıramazlar. Bu iki beş kuruş toplam on kuruş ediyor. Ve son olarak bir tane de bir kuruşumuz var. Bakın burada da yazıyor. Bir kuruş. Bunu çok sık görmüyoruz ama yine de bu soruda kullandım. Para paradır, küçük ya da büyük. Aslına bakarsanız, paraların değerleri hepsinin üzerinde yazıyor. Bu da bir kuruş olduğuna göre, 75 kuruş artı 10 kuruş ve artı 1 kuruş. Ne eder? 75 artı 10, 85. Artı 1 ise 86 eder. 86 kuruş. Bu işlemi kafadan yapmak istemiyorsanız yazarak da yapabilirsiniz. 25 artı 25 artı 25 artı 5 artı 5 artı 1. 5 artı 5 10 eder. Artı 5 15 artı 5 20 artı 5 25 ve artı 1 26 eder. 26'nın 6'sını buraya yazıyorum. 2 onluğu da yukarı taşıyorum. 2 artı 2, 4 eder. 4 artı 2, 6 ve 6 artı 2, 8 eder. Evet, sonuç 86. Hadi, daha fazla para olan bir örnek daha yapalım. İşte, bu nedir? Az önce de görmüştük, bu 25 kuruş. Evet, 25 kuruşumuz var. Sonra, Önceki örnekte olmayan 2 tane 10 kuruşumuz var. Evet, 10 artı 10. Sonra 2 tane 5 kuruş görüyorum. 5 artı 5 ve son olarak 4 tane de 1 kuruş var. 1, 2, 3, 4. 4 tane 1 kuruşu ayrı ayrı böyle 1, 1, 1 ve 1 olarak yazabiliriz. Ya da 4 tane 1 kuruş 4 kuruş eder deyip 1, 2, 3 3, 4, buraya 4 yazabiliriz. Ve bunları toplarsak, 5 artı 0 artı 0 artı 5, 10 eder, artı 5, 15 ve artı 4, 19. 19'un 9'unu buraya yazıyorum. 10'luğu da yukarı taşıyorum. 1 artı 2, 3 eder. Artı 1, 4, artı 1, 5 eder. Sonuç olarak 59 kuruş bulmuş olduk. Evet, 59 kuruşumuz var. Bu örnekte daha fazla madeni para olmasına rağmen, diğerleri bir önceki örnekteki paraların değerinden küçük çıktı. Bunun nedeni, bu örnekte değeri yüksek olmayan paralardan daha çok olması. Mesela burada 4 tane 1 kuruş varken, bir önceki örnekte 1 tane 1 kuruş vardı. Önceki örnekte 3 tane 25 kuruş vardı. Burada ise sadece 1 tane 25 kuruş var. Sonuç olarak, birinci örnekte daha az para olmasına rağmen, değerleri daha yüksek olan paralardan daha fazla sayıda olduğu için, birinci örnekte elimizde daha fazla para vardı diyebiliriz. Unutmayın, önemli olan adet değil, paranın üzerinde yazan değerdir.